Bu da bizim son yıllarda çok gördüğümüz bir şey Sayın Karayalçı. Evet. Ankara'da da oluyor. O bizim evet, çok evet. sevdiğimiz o milli mücadelenin ilk döneminden kalan binalar da dahil evet, olmak evet, üzere. Kent dokusu, evet, evet, Atatürk evet. döneminde yapılan. Evet, evet. Yani şunu soruyorum ki biz ne ara bu kadar hoyrat olduk? Evet. Ee, şimdi AKP bütün geleceği e, biraz önce de söyledim. E, konutta, gayrimenkulde, betonda gördü ve bu kentlerimizi, kentlerin dokusunu çok ciddi olarak tahrip etti. Bir İtalyan gazetecinin İstanbul'la ilgili ruhunu kaybetmiş kent diye bir tanımlama yaptığını okumuştum. Çok üzülmüştüm. Fakat aynı zamanda bu süreç şehir hakkı diyebileceğimiz bir hakkın ortaya çıkmasını getirdi. Gezi dön 2013'te geziye katılanlar bu haklarını kullandılar. Benim iradem olmadan Onayım olmadan benim yaşam alanıma müdahale edemezsin dediler. Aynısını şimdi Suat Öz Çağdaş, Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe başkanı ve arkadaşlar biraz önce Aha, gösterdiler. Aynısını sergiliyorlar. Validebağ çevresinde yaşayan Üsküdarlılar sergilemekteler. Sahip çıkıyorlar, sahipleniyorlar. Aslında gece davasıyla ilgili mahkeme kararı da bir anlamda bence böyle bir hakkın olduğunu dolaylı bir biçimde ortaya koydu. Belki yeni, yeni anayasa çalışmalarında bunu da var olan haklardan e, haklara ek olarak yeni bir hak şeklinde tanımlayabiliriz. Yeni, yeni anayasa çalışmalarında şehir hakkı diye bir hakkı mutlaka oraya koyabilmeliyiz. Bakın. Bu zaten şekilleniyor. Yani burada gördüğünüz bir bilinç gibi. var. Bilinç var insanlar sahip çıkıyorlar. Hatta ben e, rahmetli dönemin belediye başkanım bundan sonra otobüs duraklarının yerini değiştirirken bile halka soracağım dediğini hatırlıyorum. Tam sormadılar. <laughs> Ama yani bunu söyleme ihtiyacını duymuştuk. Çünkü Kadir bir toplumsal Top... bilinç var. var Tabii evet. efendim şöyle sivil toplum meslek kuruluşları mesela Ankara'da müthiş bir kadın var. Çok 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 o benim Mim favorim. Öyle inanılmaz evet. İnanılmaz bir kadın. Ve böyle Ankara'nın böyle kent mimarisini, dokusunu korumak için herkese karşı bir Yalnız veriyor. o değil biliyor musunuz? E, ee, Melik Gökçek döneminin birinci gününden son ayrıldığı güne kadar Hı. Ankara'da yarattığı tahribatı Tezcan Hanım arkadaşlarıyla birlikte Ankara Mimarlar Odası olarak gün be gün bir vakan növis evet. bir vakan titizliği içinde evet. kaydettiler. Şimdi bir katalog var. Ve tek katalog bu. Ankara'ya karşı işlenen suçların ...içinde yer aldığı... ...aha böyle tuğla gibi bir kitabı Ankara ben, ben ne oldu. yapıyor? Sürekli dava açıyor, gidiyor. Hukuk önünde... Olağanüstü birisi. Yani çok o takdir ediyorum. O ve bütün ediyor. arkadaşları diyeyim Tabii yani arası. temsili, hepsini temsili. Ben de temsil. onları destek veriyorum. Ya çünkü kent mimarisini, Ankara'yı çok seviyoruz. Evet. Bu arada efendim bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş nasıl gidiyor sizce? Mansur Bey çok dürüst ve çok iyi niyetli bir arkadaşımız. Ee, sıkıntılar içinde. Yani parasal sıkıntıları var. Yatırımlar yapılması konusunda sıkıntılar var. Ama bence... Ee, yeni bir anlayışı getirdi. Bu büyük şehir bütün şehir modelinin hmm. çok ilginç bir yanı aslında klasik belediyecilerin belediyeciliğin büyük şehir modelinde ortadan kalkmasıdır. Yani klasik belediyecilikte büyük şehir dediğimiz kent çekirdeğinde klasik belediye hizmetleri verilirdi. Yol, su, işte kaldırım vesaire diye. Şimdi yeni dönemde 2012'den bu yana büyük şehirler bütün şehir olduğu için büyükşehir belediyeleri ilin, şehrin değil, ilin idari sınırlarının tümünden sorumlu. Yani orman köyleri de, dağ köyleri de ve o alandaki bütün sektörlerden sorumlu. Bu bizim 2019 seçimlerini kazanan belediyelerimiz tarafından çok iyi değerlendirildi. Biraz önce konuştuğumuz bu üretici fiyatları, gıda fiyatları evet, evet. sorunu aşmak için... Belediyelerimiz tarım sektörüyle doğrudan bağlantı yapmaya başladılar. Cumhuriyetin çok çarpıcı bir örneği vardır. Şeker pancarı üretimi, şeker sanayi ile e, şeker pancarı üreticileri bir araya gelip üretim planları yaparlardı. Şimdi belediyelerimiz ona benzer bir örnek sergiliyorlar. İstanbul Belediyesi süt tüketimini büyük ölçüde kooperatiflerden alarak karşılıyor. İzmir'de de. İzmir'de. Bir belediye İzmir'de, başkanı de başlattı İzmir'de Aziz Bey'in başlattı Kire'de galiba, Aziz Bey'in başlattığı, Tunç Bey'in de başarıyla sürdürdüğü, Mansur Bey'in Ankara'da yine aynı başarıyla sürdürdüğü aslında hepsini saymayayım. bütün belediyelerimiz. Hepsim. Adana'da, Mersin'de de öyle. Bütün ben, bizlerim, evet yani tek tek saymadığım gittim, için. Kim gördüm? Evet. O üç büyük şehiriyim. Biraz da haksızlık ediyoruz o arkadaşlarımız hep büyük üç büyük şehirle sınırlı kaldığımız için ama onlar da bunu yapıyorlar. Çok başarılı bir hizmet. Ayrıca Hı. bu salgın döneminde. Bizim belediyelerimiz bir başka dayanışma örneğini ortaya koydular. Askıda fatura. Olağanüstü bir şey. Olağanüstü bir dayanışma. İtiraf edeyim ben bu kadar destek göreceğini sanmıyordum. Ama Ankara'da, İstanbul'da, her yerde, İzmir'de bunu gördük. İzmir'de Tunç Bey gençlerle birlikte ürün hasadına gitti. Hı -hı. Yüzlerce genç örgütlediler ve hep birlikte tarımsal ürün hasadına e, gitti. Eşi, eşi sürekli kooperatifte. Evet, netin o zaten, zaten eşi. Anlamı, tarımcı yani. e, e, e,